Türkiye'de köy enstitüleri projesinin Atatürk sonrasında hayata geçen bir proje olduğu şeklinde yaygın bir kanı vardır. Evet, 1940'ta köy enstitüleri projesi hayata geçti. Atatürk yaşamıyordu, çok doğru, ama köy enstitüleri projesinin ön hazırlıkları, Ar-Ge çalışması benim ifademle 1936-39 arasında yapıldı. Bakın çok önemlidir bu. Yani Eskişehir'de belgeselde ben bunları tek tek detaylarıyla anlatılıyor yani, orada evet. Da bunu kaçırmamak lazım gözden. Yani tepeden inme bir proje değil köy enstitüleri. Köy enstitüleri projesi hakikaten Türkiye'nin kendi koşullarından ortaya çıkmış yerli ve milli bir proje. Ulu Önder Atatürk dünyadan pek çok eğitim bilimciler getirmiş mesela. Amerika'dan, Almanya'dan, özellikle Belçika'dan ciddi harcamalar yaparak eğitim bilimciler getirmiş. Demiş ki bu ilk öğretim müfredatını ve içeriğini tekrardan bir düzenleyelim. Düzenlemişler, getirmişler. Mustafa Kemal Paşa beğenmemiş. Demiş ki çok güzel ama bu bizim ülkemize uygun değil. O kadar ütopik ki demiş. Bir de Tonguç Bey'e söyleyelim. İsmail Hangi Tonguç Bey'e söyleyelim. Hakkı Tonguç Bey'e demiş. Tonguç Baba öyle bir rapor hazırlamış ki, hocam da çok daha iyi bilir. O rapor köy enstitülerinin kuruluşundaki yasa tasarısı o raporun ışığında hazırlanmış adeta. Böylesine vizyoner bir ilk öğretimden sorumlu bir müdür karşımızda. Yine bunun da sebebi merkeze öğretmenin konuyu olması. Köy enstitüleri dönemindeki eğitim sisteminin en belirgin özelliği budur. Ortada öyle bir acımasız kötü bir tablo var ki binlerce köy ve hiç bu köylere ulaşamıyorsun. Hiçbir şekilde buradaki eğitim dizgesine, eğitim sistemine de katkıda bulunamıyorsun. Saffet Arıkan şikayet eder. Yani der ki işte Mustafa Kemal Atatürk'üm ama hiçbir şey yapamıyoruz. Ya der ki biz askerden askere bu köylerden gençleri alıyoruz, eğitiyoruz. Ondan sonra okuma yazma öğretiyoruz, gönderiyoruz yani çavuş, onbaşı olarak. Onlardan yararlanamaz mısınız? Diyor ve proje aslında fikir Mustafa Kemal Atatürk'ün projesi. Daha sonra da gerçekten yararlanılıyor. Yani 1936 ile 39 yılları arasında eğitmenler adı, hatta çavuş öğretmenler denilmiş bunlara. Eğitmenler projesi bir laboratuvar oluyor.